Evet. Niye kendini Afganistanlı diye tanıttın? Değişiklik olsun diye. Değişiklik ha? Hem ne fark eder canım, Afganlı veya Türk? Amerikalı, Japon, İngiliz, Fransız... Afrikalı bir zenci. Şöyle kıvırcık saçlı bir zenci. Ne fark eder, hepsi insan. Hem biliyor musun, Afrikalı kızlar çok güzel oluyor, çok da güzel dans ediyor, biliyor musun? It's telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Fear is the lock and laughter the key to your heart. Nedir bu? Vera defteri. Soyan ortaya çıktı, iki yüzlü sahtekar seni. Nedir bunlar? Nasıl yazarsın? Ne hakla yazarsın? Bu insanları aşağılamaya ne hakkın var? İzah eder misin? Seni ilgilendirmez. Roman yazacaksın herhalde. Üç kuruş kazanmak için de bu insanları kullanıyorsun. Roman değil. Tezim için malzeme topladım. Bu insanları ne sanıyorsun? Senin emrine verilmiş deney tavşanı mı? Bunlar insan, özgür insanlar. Hayatları için karar verme hakkına sahip özgür insanlar. Tek istedikleri de mutlu olmak. Ama sen bunları anlayamazsın. Benim için de kim bilir neler yazdın. Senin için hiçbir şey yazmadım. Niye? Beni enteresan bulmadınız mı beyefendi? Hayır. Çünkü sen aslında onlardan değilsin. Ben aslında onlardanım. Onlar gibi özgür bir insanım. Evet, haklısın. Onlar deney tavşanı değil, özgür insanlar. Sen de öylesin. Ama topluma karşı görevlerini yapmayan insanlar. Her insan topluma nasıl yararlı olacağını tayin etmekte özgürdür. Bunlar hiçbir işe yaramazlar. Uyuşturucu madde kullanıyorlar ve yan gelip yatıyorlar. Bunun özgür insan olmakla hiçbir ilgisi yok. Bunlar toplumun başına dert. Sen de bir an önce bu hayatı terk edip kendine doğru dürüst bir yön çizsen iyi edersin. Çünkü bu hayatın sonu yok. Senin aklına ihtiyacım yok. Sen bilirsin ama söylediklerim üzerinde düşünsen iyi edersin. Çünkü aslında iyi bir kızsın. Fakat bu insanların arasında ne işin var anlayamıyorum. Allah'a ısmarladık. Uyuşturucu maddeler ve karakter formasyonu ilişkileri hakkındaki yardımcı teziniz çok iyi. Doğru. Fakat bazı değişiklikler yapmanız ve belki yeniden yazmanız gerekecek. Bu hususta bir ara görüşürüz sizinle. Peki hocam, esas tezi hakkındaki fikriniz? Onu hiç merak etmeyin. Üniversite senatosu tezinizi mutlaka kabul edin. Çalışmalarınız salgın hastalıklarla mücadele metotlarına çok yeni görüşler getiriyor. Bu görüşlerin üniversite senatosunda benimseneceğine mutlaka inanıyorum. Sağ olun hocam. Biricik oğlum, canım evladım, Mehmet'im, evvela mahsus selam eder, hasretle gözlerinden öperim.
Mektubuna sevindim. Doktor olup dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni hasretle kucaklarım. Bizleri sorarsan cümlemiz iyiyiz, afiyetteyiz evladım. Hanımefendi nerelisiniz? Habeşistanlıyım. Ha? Anne! Anneciğim! Yavrum! Ay, ne iyi ettin geldiğini. Ben de sizleri özlemiştim. Baban nasıl? Büyük annem? Çok iyiler. Selamları var. Gözlerinden öpüyorlar. Canım anneciğim, nereden aklına geldi bu sürprizi yapmak? Müjgan Hanımlarla Paris'e gittik. Babanın işleri vardı. Gelemedi. Yaz için elbiseler aldım. Bana hiç elbise almadın mı? Giyecek hiçbir şeyim kalmamış. Hiç annesi Paris'e gider de biricik kızına elbise almadan gelir mi? Neler aldım neler. Buraya müzik tahsili için geldim. Okuyorum. Niye müzik okuyorsunuz? Özellikle mi tercih ettiniz yoksa? Bilmiyorum ama galiba. Babam kimya okumamı istemişti. Annem ressam olmamı isterdi. Ama ben müziği tercih ettim. Niye? Bilmiyorum. Şey, müzik daha romantik bir iş olarak görünüyor bana. Daha doğrusu, özellikle hanımlara mahsus bir iş sayıyorum müziği. Galiba, evet, galiba onun için tercih ettim. Ama gerek eskiden gerekse günümüzde ünlü müzikçilerin hepsi erkek. Ne yapayım erkeksin? Belki bundan sonra siz değiştirirsiniz bu durumu. Rica ederim, alay etmeyin. Alay etmiyorum, yanlış anlıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Doktorluk ihtisası yapıyorum. Hippilerin arasında mı? Tezim için malzeme topladığımı söylemiştim ama inanmamıştınız. Şimdi inanıyorum. Ama doğrusunu isterseniz tıp teziyle hippilerin ne ilgisi var hala anlamadım. Psikiyatri ihtisası yapıyorum. Uyuşturucu madde alışkanlıkları ve karakter formasyonu ilişkileri. Tez hazırlamak zor bir iş galiba. Biraz öyle. Peki sizin ne işiniz vardı hippilerin arasında? Değişiklik olsun diye. Ama güzeldi değil mi hippilerin arasında geçen günlerimiz? Doğrusu güzelliğinin pek farkına varamadım çünkü pislikten vücudumda cüzem belirtileri başlamıştı. Aşk olsun, o güzel günlerimize iftira ediyorsun. Aslında güzel olan her şey çok kısa sürüyor. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır. Hayır, asla. İlkbaharda çimenler toprağa kaldırıp başını uzatır. Yapraklar ağaçların dallarını aralayıp çıkarlar. Çiçekler sevinçle yaşama gülümserler. İlkbaharda canlanışın, varoluşun, yaşama katılmanın sevinci görülür. Ama az sonra gelen yaz her şeyi yakar kavurur. Tabiat sonbaharda kendini öldürür. Tıpkı bir ipek böceği gibi. Ve sonra kış, yağmuru, karı, fırtınasıyla her şeyi topa tutar. Savaş meydanına çevirir. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak. Güzel günleri kaçırmayacağız. Thank you.
Çok güzel bir afiş. Epey ilerledin bu işte. Helga'nın şöhreti yakına sınırları aşacak. Avrupa'nın dört bir yanı afişleriyle dolacak. Evvela bizim ev tabii. Kart vizit isteyenlere afiş dağıtırsın artık Helga. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Geç kaldım galiba. Yok canım. Zaten herkes kendi havasında. Çocuklar, size arkadaşım Mehmet'i tanıtayım. Helga. Memnun oldum. Ben de. Rolf. Merhaba. Hanelor. Peter. Merhaba. Buraya öğrenim için geldiğim doğru. Ama meseleyi böyle dar sınırlar içinde almak yanlış anlamlara sebep olabilir. Zannetmiyorum. Biz tarihin her çağında ilim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Yoksa mesleğinizin ihtisası için buraya gelmenize lüzum kalmazdı, değil mi? İşte ilk yanlışınız. Tarihin her çağında dediniz. Halbuki tıp ilminin ilk temel prensipleri, ilk karantina uygulaması, anestezi esasları hep doğulu alimlerce bulunmuştur. Mesela Türk alimi İbn Sina'nın yazdığı tıp kitabı 2-3 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Birkaç tıp kaidesinin doğululardan bulunması veya doğudan bir tek İbn Sina çıkması tezinizi doğrulamaya yetmez sanırım. Sadece tıp dalını değil, astronomiyi, matematik ve kimyayı da düşünün. Cevir kaidelerini bulan, pusula, barut ve ilk alaşımları keşfeden, dünyanın çevresini ilk ölçen, hatta bilimin en önemli aracı kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir. Avrupa tam 7 asır Endülüs'teki okullara talebe göndermiş, Haçlı seferleriyle doğudan aldığı pek çok icadı sonradan kendine mal etmiştir. İlmi konuşmaları bırakın artık, biraz da benden bahsedelim. Yarınki imtihanda doğuyu başarıyla ben temsil edeceğim. Beni sevmiyorsun galiba, sevseydin... Evet, sevseydim. Bir kitapta okumuştum. İnsan birini severse onun bütün çevresindekileri, arkadaşlarını, işini, her şeyini severmiş. Senin annen baban yok ki burada. Arkadaşlarım var, Helga var. Ben Helga'yı çok severim. Ama sen ne Helga'yı ne de diğer arkadaşlarımı hiçbirini sevmiyor, hiçbiriyle kaynaşmıyorsun. Ama o kadar çok arkadaşım var ki sevgimden hepsine birer parça verirsem korkarım sana hiçbir şey kalmaz. Yok canım, daha neler. Hem sonra benim müzik çalışmalarımı da beğenmiyorsun galiba. Nereden vardın bu karara? Mesela imtihandan sonra arkadaşlarım çok sevindi. Halbuki sen hiç önemsemedin başarımı. Bütün bunlar senin icat ettiğin kuşkular ve benim seni sevmemle hiçbir ilgisi yok. Fakat bu müzik konusunu açman iyi oldu. Viyanalı bir genç kız gibi hareket ediyorsun. Batı müziği öğreniyorsun. Bach'ı, Strauss'u, Beethoven'ı. Niye? Çok basit. Çünkü Viyana'yı, Viyanalıları seviyorum. Ama sen Viyanalı değilsin ki. İstanbullusun, Türksün. İnsanın kendi müziğini öğrenmeden başka müziği öğrenmeye kalkmasına... Türkiye'de mektepler bitti mi ki Avrupa'ya gideceksin kızım? Ne işin var yabancı yerlerde? Aman büyük anneciğim, duyan da Afrika'ya yamyamların arasına gidiyorum sanacak. Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya. Burası medeni değil mi? Büyük annem gibi konuşuyorsun. O da Avrupa'ya gelişime isyan etmişti. Sen Bach'ı, Beethoven'i sever misin? Canım severim, niye sevmeyeyim? Ama müzik denilince senin aklına önce Batı müziği geliyor. Halbuki bizim de bir müziğimiz var. Önce onu sevmemiz, onu öğrenmemiz gerekir. Dede efendinin mi demiştin? Evet. Güzel. Ama ben Beethoven'i tercih ederim. Türk müziğini beynelmiler sahaya çıkarabilmek için çok seslilikten yararlanmalıyız. Müziğimizi çok sesli işlemeliyiz. Geçenlerde bir Türk orkestrası geldi. Türk bestekarlarının eserlerini çaldı. Ertesi gün gazeteler konser için Türkler bu sefer Viyana'da diye yazdılar. Yani Türk askerinin yapamadığını Türk sanatkarların müzikleriyle yaptılar. Viyana'yı fethettiler. Viyana'yı Türklerin fethetmeleri 1970'lerden çok evvel olmuştur. 16. yüzyılda Türk elçilik alayı mehterleriyle Viyana Kalesi'ne girdiği zaman arkasında birkaç yüz dinleyici değil,
on binlerce kişi vardı. Mehter müziğimi sürüklemişti onları. Üstelik Avrupa'daki hiçbir kitapta çok sesli Türk bestecilerinden bahsedilmemiştir şimdiye kadar. Annen mi? Hı, annem. Burası neresi? Erzurum. Orada doğdum ben. Liseyi orada bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim, üniversiteye. Hem çalıştım hem okudum. Peki Viyana'ya nasıl geldin? Tıbbi iyi dereceyle bitirince burs imtihanına girdim, kazandım. Ne yapıyorsun? Yarım bıraktığım yazıyı tamamlıyorum. Ha? Mehmet, Mehmet, Mehmet. Salzburg'u gördün mü? Hayır. Mutlaka görmelisin. Ben bir defa gittim. Fakat çok az kalabildim. Tekrar gidip iyice görmek istiyorum. Her yeri sanki bir ressamın elinden çıkmış gibi. Dağları eşsiz güzellikte. Şehir eski yapılarla dolu. Nereye baksan anıtlar, anıtlar, anıtlar. Ve Mozart'ın doğup büyüdüğü yer. Mutlaka görmelisin Salzburg'u. Bir gün giderim. Veya belki beraber gideriz. Hı, tabii. Aa, bana bak. Niye bugün gitmiyoruz? Benim hiçbir işim yok. Affedersin, von Richtenau kimdir? Aa, bilmiyor musun? Von Richtenau, Rönesans döneminde Salzburg'u yeni baştan kurarak bugünkü şeklini veren ve büyük katedrali şehre kazandıran kişidir. Ya. Ya. Mozart. Burada her şey Mozart'ın adını taşıyor. Caddeler, sokaklar, oteller ve daha bir sürü kuruluşun adı hep Mozart. İçkiler, çikolatalar bile. Ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz ki resminizi çekiyorum beyefendi. Ben Viyana Post'un muhabiriyim. Ülkemize gelen yabancılarla bir dizi röportaj hazırlıyorum. Yanılmıyorsam siz de yabancısınız. Evet, yanılmıyorum. Hangi millettensiniz beyefendi? Türk'üm. Oo, çok enteresan. Sizin röportajınızı çok daha geniş biçimde yayınlatacağım. Teşekkür ederim. Çok lütufkarsın. Çağımızda Türkler işçi olarak geliyorlar Avrupa'ya. Siz de muhakkak onlardan birisiniz. Nerede çalışıyorsunuz? İnşaatta mı? Fabrikada mı? Maden ocaklarında mı yoksa temizlik işlerinde mi? Hiçbirinde değil hanımefendi. Viyana Üniversitesi'nde tıp ihtisası yapıyorum. Oo, barbarlar artık bilimsel meselelerle mi ilgileniyorlar? Bu çok daha enteresan. Kültürümüzü ülkesine taşıyacak bir misyoner. Hayır, kültürünüzü değil, sadece bazı bilgilerinizi. Nefis bir seyahat oldu bu, hayatımca unutmayacağım. Haftaya daha nefis bir seyahat hazırlanıyor. Nereye? Budapeşte, Belgrad'da... Oh, harika tavernalar ve nefis çıgan müziği. Bir Türk için çıgan müziğinden daha önemli şeyler vardır orada. Ne gibi? Gidince görürsün. Bu Sava. Bu da Tuna Nehri. Burada birleşirler.
Bütün şairler, bütün yazarlar der ki Tuna her yerden daha sihirli, daha nazlı akar Belgrad'da. Gerçekten öyle. Misali cennettir evvel baharı, açılır kırmızı gülü Tuna'nın, öter bülbüller Leyli Nahar'ı, eser Bağdı Sabah yeli Tuna'nın demiş. Kim? Buraları dolaşan bir şairimiz. Atalarımız bu güzel beldede asırlarca yaşadılar. Bak, işte Belgrad. İşte Belgrad Kalesi. Gönül yar Mora Fatih Mehmet Ali Paşa'nın türbesi. Bak, işte bu da Bayraklı Cami. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1522'de yaptırılmış. Bir zamanlar Belgrad'da 217 cami ve mescit vardı. Ama şimdi sadece bu cami ayakta kalmış. Tuna, bizim Tuna, nice akıncılarımızın atlarını suladığı, halkımızın adına nice türküler yaktığı efsanevi nehir. Daha çok yer gezecek miyiz? Biraz daha var. Ama gezmekten şikayetçiysen geri döneriz. Öyle bir şey söylemedim. Birçok yeri dolaştırıyorsun da bundan gayem nedir onu anlayamıyorum. Gayem şu. Türk olarak bu topraklar üzerinde Mozart'ın evinden başka tanımamız gereken yerler de olduğudur. Geçti o devirler. 500 sene öncesinde değil 1975'teyiz. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok. Evet haklısın. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok. Ama geçmişi bilmenin, tarih şuuruna sahip olmanın yararı var. Çünkü bugünün şartlarını hazırlayan dün, yarının şartlarını hazırlayan da bugündür. Bugünümüzü iyi değerlendirebilmek, yarınımız için neler yapabileceğimize karar verebilmek için dünümüzü iyi bilmek zorundayız. Dünden bugüne, bugünden de geleceğe bağlıyız. Harika bir yer burası. Bütün Viyana ayaklar altında. Evet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da Viyana kuşatması sırasında askeri öneminden dolayı bu tepeyi almak istemiş ama alamamış. Askerine binler yaşar. Ünlü Osman Paşa. Bak, burası Viyana kuşatmasında Türk toplarının açtığı bir çukurmuş. Sonradan kuyu haline getirmişler. Burası Kalemberg Kilisesi. Kitabede şöyle yazıyor. Polonya Kralı Johann Sobieski ve İmparator 1. Leopold, Alman ve Polonya gönüllüleriyle 61 gün Türklerin kuşatması altında bulunan Viyana şehrini kurtarmak için bu tepelerde savaşa başlamıştı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana kuşatması ile ilgili kitaplar. Paşa'nın resmi. Paşa'nın çadırı. Bunlar da kuşatmadan sonra ele geçen eşyaları. Bunlar Türklerin barbarlığından bahseden kitaplar. Leopold Kilisesi. Burası da müze haline getirilmiş. Bu haritada Hristiyan aleminin Müslümanlar tarafından tehdidi ve İslam ve Türk ordularının istila yolları gösteriliyor.
Viyana kuşatması ile ilgili gravürler ve Merziponlu Kara Mustafa Paşa'nın kuşatma planı. Şu duada Meryem ve İsa bizi ve bütün Hristiyanlık alemini geçmişteki felaketleri bir daha yaşamakta sun deniliyor. Mehmet. Merhaba. Merhaba. Bugün profesörle konuştum. Bir ay sonra Türkiye'ye dönebileceğim. Burada kalmayı hiç düşündün mü? Hayır. Niye düşüneyim? Senin gibi başarılı bir doktor Viyana'da çok iyi şartlarla iş bulma şansına sahiptir. Bu şansı niye kullanmıyorsun? Leyla, nasıl söylersin böyle bir şeyi? Ne var bunda? Viyana çok güzel bir şehir, çok seviyorum. İstanbul yerine burada yaşamayı tercih ederim. Ömrünün sonuna kadar mı? Bilmem ama hiç olmazsa 5-10 sene. Sen de mesleğinde ilerlersin, değil mi? Burada senin için ünlü bir doktor olma imkanları daha çok. Belki de Avusturya'nın en meşhur doktoru olursun. Başka ülkelere bile çağırırlar seni. Paris'e, Londra'ya, New York'a. Ben de müzik çalışmalarımda ilerlerim. Konserler veririm. Ünlü bir virtüöz olurum. Ne dersin? Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan iyi bir işte bulsa, para da kazansa, başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez, huzursuz olur. Canım, olur mu öyle şey? Ben hiç rahatsız değilim. Son derece mutluyum Viyana'da yaşadığım için. İnsana huzur veren bir havası var. İnsanları son derece kibar. Sen 2 senedir buradasın. Huzursuz oldun mu? Bu ayrı bir durum. Ben buraya ihtisas için geldim ve 2 sene sonra döneceğimi de biliyorum. Ama bir ülkeye sürekli yerleşmek ayrı bir duygu meselesi. Ki bizi yetiştiren ülkemize karşı görevlerimiz var. Bizi büyütsünler, okutsunlar ve tam ülkemize faydalı olacak hale gelince biz de daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak için tutup başka bir ülkeye yerleşelim. Olmaz böyle şey. Ben kabul edemem. Sosyal düşünce bakımından bu kadar gerilerde olduğunu bilmiyordum. Sen istediğin kadar yaşa burada. 5 sene, 10 sene, 20 sene, istersen ömrünce. Gene de kendini Viyana'ya kabul ettiremezsin. Onlar için daima Türksün. Bak anıtını bile dikmişler. Ayaklar altında Türk askeri. Bizi daima öyle gördüler. Her zaman da öyle görecekler. Bu Viyana'da kalma, Viyanalı olma sevdasından vazgeç. Bırak bu şöven milliyetçiliği, modern düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Avrupa neredeyse tek devlet haline gelmek üzere. Bunun bütün dünyaya yayılması için tedbirler alınıyor. Atılan ilk adımların anlaşmaları yapılıyor. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor. Bunun çok yakında gerçekleştiğini görürsen şaşırma lütfen. Bugün için önemli olan dünya hümanizmidir. İnsanlara faydalı olabilmektir. Bunu şu ya da bu ülkede yapmışsın hiç önemli değil. Başka bir millet diye bir şey var hala. İnsanlar bir gruba ait olmak zorunda. Ulusal düşüncelere, sübjektif duygularla bağlı olmak zorunda. Ben bir ay sonra memleketime dönüyorum. Sen de iyice düşün bu arada. İstersen benimle gelirsin, Türkiye'de evleniriz. İstemesen burada kalır, dünya hümanizmi düşüncesini oluşturursun. Seni İtalya'da sanıyordum. Bu sabah döndüm. Sana kal demek için. Kalamayacağımı biliyorsun. Ancak sen gelirsen olur. Bir inat uğruna mutluluğumuzu yıkıyorsun. Ben değil, sen yıkıyorsun. Tutturmuşsun bir müzik aşkı, Avrupa aşkı. Şeye rağmen seni tanıdığım için, sevdiğim için pişman değilim. Mutluyum. Sevgini yüreğimde götürüp saklayacağım. Allah'a ısmarladık. Thank you.
Gitti mi? Evet. Ne tuhaf. İkimizin sonu da aynı oldu. Babam halktan biriyle evlenmemi kabul etmedi. Sevgimi anlamadı. Onu ve onun temsil ettiği toplumu terk ettim. Ben de sevdiğim insanın yaşantısına uyamayacağımı anladım. Dünya görüşümüz o kadar ayrı ki. Aynı toplumdan çıkan, birbirini seven ama birbirine yabancı iki insan. Sonunda yapyalnız kalmış iki kişi. Gayesiz, boşlukta. Helga? Helga? Helga! Helga! Niçin, neden yaptın bunu? Kardeşim benim. Buyurun efendim. Bay von Strindberg'le görüşmek istiyordum. Bir dakika lütfen efendim. Buyurun. Bay von Strindberg, sizi kızınız için rahatsız ettim. Kızınız bir rahatsızlık geçirdi. Önemli bir rahatsızlık. Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok. İyi akşamlar. Bay von Strindberg. Buyurun.
Bay von Strindberg, Frankfurt'talar efendim. Yarın sabah ilk uçakla dönecekler. Fabrikadan öğrenebilirsiniz. Bay von Strindberg'i rica ediyorum. Bir saniye efendim. Buyurun efendim. Bay von Strindberg'i rica ediyorum. Efendim, sizi görüştürebilmemiz imkansız çünkü yönetim kurulu toplantısındalar. Fakat mutlaka görüşmeliyim. Çok mühim. Kardeşi için arıyorum. Bay von Strindberg rahatsız edilmek istemiyor. Bay von Strindberg'le görüşmek istiyorum. Daha önce telefon da etmiştim. Fakat Bay von Strindberg henüz çıkmadı toplantıdan. Nasıl olur? Hala mı? Maalesef. Toplantılarının ne kadar süreceği hiç belli olmaz. İsterseniz salona buyurun, biraz istirahat edin. Bana çok acele Frankfurt'tan Bay Schwartz'ı bulun. Peki efendim. Bay von Strindberg bir bayan sizi bekliyor. Kardeşiniz hakkında görüşecekmiş sizinle. Şimdi imkansız, daha sonra. Ancak yarın öğleden sonra görüşebilirim. Peki efendim. Bay von Strindberg. Evet. Bay von Strindberg. Ne dediniz? Ne dediniz? Kardeşiniz intihara teşebbüs etti. Şu anda hastanede. Gereken yapılmış, benden ne istiyor? Anlamıyor musunuz? Kendini öldürmek istedi. Komada. Her an ölebilir. Doktorlar gerekeni yapacaktır herhalde. Bayan Schmidt, hastaneye derhal çiçek gönderin. Hastane masraflarının bize fatura edilmesi için gerekli talimatı verin. Diğer masraflar için de bayana 2000 shilling verin. Buyurun vezneye gidelim. Helga'nın paraya ihtiyacı yok. İyi hissediyor musun kendini? Hayır. Ama iyileşeceksin. Çok yakında. Göreceksin bak. Yine eskisi gibi olacağız. Neşeli, mutlu. Annene, babana, abine haber verdim. Onlar da gelecekler. Ama biraz gecikecekler tabii. Çünkü Viyana'da değiller. Fransa'ya gitmişler. Belki onlar gelinceye kadar sen iyileşirsin. Daha da iyi olur. İstemiyorum. Gelmesinler. Niye Helga'cığım? Onlar seni çok seviyorlar. Haberini alınca nasıl üzüldüler bilemem. Hayır, sevmezler. Onlar hiç kimseyi sevmezler. Sadece asaletlerini ve fabrikayı sever. Kimdir bu Rolf Richter? Bir işçinin oğlu. Bir von Strindberg herhangi biriyle evlenemez. Buna asla müsaade etmem. Bir daha onu görmeyeceksin. Anladın mı? Görmeyeceksin bir daha onu. Ve kurallarını temsil ediyorlar. Onları yaşatıyorlar. İstemiyorum onları. Nefret ediyorum. Nefret, nefret! Helga! 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 Helga nerede? Helga. Kardeşim. Kardeşiniz mi? Tabii kardeşim. Nerede? Kardeş. Kardeşmiş. Siz öldürdünüz onu. Siz öldürdünüz. Hepiniz katilsiniz. Hepiniz. Anlamadınız onu. Yalnız bıraktınız. Katilsiniz. Katil. Katiller. Katil. Katil. Von Strindberg'in evindesin. Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Regens'te göl kıyısında dinleneceksiniz. Thank you.
Helga cemiyetimize karşı geldi. Ailesine isyan etti. Yalnız kaldı. Mücadele edeceğini söylemişti ama tek başına bir şey yapamazdı. Sonradan içine girdiği toplumla da bağdaşamadı. Bunu anladığı zaman da geri dönemedi ve yaşamayı lüzumsuz saydı sanıyorum. Babam evi terk ettiği için onu görmek istemezdi. Ama ben onu severdim. İyi kızdı. Çok üzüldüm. Leyla Hanım, beni yanlış anlıyorsunuz. O gün hiçbir şey yapamazdım. İşlerin gecikmeden yapılması gerekir. Yoksa mekanizma aksar. Yüzlerce yönetici, binlerce işçi eksik iş yapar. Bu da eksik üretim, büyük değer kaybı demektir ki buna tahammül etmek büyük bir firma için bile kolay değil. Bu nedenle mekanizmayı yavaşlatacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Beni anladığınızı ümit etmek isterim. Cemiyetimiz bu düzen üzerine kurulmuştur. Biz kötü insanlar değiliz Leyla Hanım. Yalnız duygularını kaybetmiş bir cemiyetin katı kurallarına uyup insanlarla bağlarımızı kopar. Egoistleştik Leyla. Ama aynı hataya bir daha düşmeyeceğim. Çünkü bundan sonra yanımda siz olacaksınız. Ebediyen yas tutamayız. Biz de kendi hayatımızı yaşamalıyız. Buna hakkımız var. Thank you.
Affet beni Helmut, ne olur affet. Yapamayacağım. Bunu ancak şimdi anlayabildim. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur. Yoksa ailem, çevrem kabul etmezlerse... Avrupalı olacaksan bunu kabul etmelisin. Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Ama hiç aklıma gelmemişti kilisede olacağım. Çok ayrıyız Helmut. Anlamaya çalış. Yapamayacağım. Affet beni. Affet. Valizlerimi alır mısınız? Bir oda lütfen. Hayrola canım? Gürrüm yabancısın. Herhangi bir derdin mi var? İlginize çok teşekkür ederim. Size zahmetler verdim. O nasıl laf be kızım? Ne zahmeti? Ana ülkeden açan bir kızımız gelmiş, ona yardım etmekten seviniriz. Açan istersen sana buraları gezdireyim. Üsküp'ü, Kosova'yı. Kosova çok yakın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Yüreğimden kanlar, kanlar, kanlar.
Osmanlı devrinde sarayın mimar başısı Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu taş köprü Büyük Üsküp zelzelesinde Vardar Nehri üzerinde yıkılmayan tek köprüdür hanım kızım. Camilerin birçoğu da yıkılmamıştır keza. Yıkılanlarsa ufak tefek tamir görmüşler elbette. Yani ya ki senin anlayacağın hangi tarafa baksan hanım kızım görürsün. Türk eseri görürsün. Türk. Her yer burcu burcu Türk kokar. Velaydin. Dünkü vilayetimiz burası. Burası da çarşı hanım kızım. Her köşede bir cami görürsün. Ama minaresi yıkıktır. Olsun. Yapılır o sonra. Görür müsün terlikleri? Tam Osmanlı usul, saray usul. Kahvemizi içelim dedim. Türk kahvesini üzlemişsindir. İçesin, içesin hanım kızım. Alasın yorgunluğunu. Sonra gideriz Kosova'ya. Ya. Kosova meydan muharebesi şu gürmüş olduğu gün ovada yapılmıştır. 4 saatte düşman akile yeksan olmuştur. Fakat ne yazık ki Sultan Murad Hüdavendigar hain bir Sırplı tarafından hançerlenip şehit edilmiştir. Şu gürdügün türbe 1845'te Sultan Abdülmecit tarafından esaslı şekilde tamir edilir. Gelesin yakına güresin yakında. Haydan gümdür Sağlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürleyin. Etrafında binalar veya herhangi bir köy bulunmamasına rağmen, işgaller sırasında bir hayli zarar gören türbe, bilhassa 1944'te Bulgar ordusunun düşmana uğramış, yıkılmıştır. Sonradan bu tarihi hatıra yeniden onarılmıştır. Sağ olasın İsmail, sağ olasın. Bahtiyar ettin bizi. Estağfurullah, ne demek o? Sizler sağ olun. Ne güzel çalıyorsunuz İsmail amca. Müziğimizin insana bu derece huzur verebileceğini hiç düşünmemiştim. Öyledir yavrum, öyledir. Bana ders verebilir misiniz? Ben de tanımak, öğrenmek istiyorum. Bizim müziğimizi mi? Tabii yavrum, tabii. Memnuniyetle, yeter ki sen iste. Sana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. İnsan Avrupa'dan dönünce anne ve babasına koşar evvela. Sen geliyorsun, günler geçiyor, bizim haberimiz olmuyor. El aleme ne deriz kızım? Hemen eve gidelim yavrum. Herkes ne kadar sevinecek seni görünce. Bütün arkadaşların seni sorup duruyorlardı. Hemen bir parti veririz, bütün arkadaşlarını toplarız. Anne, anlayamıyorsun. Bir bilsen, bir anlayabilsen. Leyla bir müddet burada kalsın. Onun huzura ihtiyacı var. Çok hırpalanmış. Kendini toparlayınca gelir. Ben gönderirim.
Şimdilik burada bırakın onu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsan bazen kendi kızını anlayamıyor. Sen kollarını açıyorsun, o başkasına koşuyor. Neden kızım? Ne yaptık biz sana? Hiçbir şey yapmadınız anne. Hiçbir şey. Zaten bütün mesele de bu. Olmaz yavrum. Gitmelisin. Evlilik yıl dönümleri. Eğer gitmezsen annen de baban da çok kırılırlar. İçimden gelmiyor büyük anne. Kimseyi görmek istemiyorum. Nefret ediyorum o muhitten. Her şeyimi yıktılar, yok ettiler benim. Hayatta en değerli şeyleri vermediler bana. Annene babana kızmakla, onları suçlamakla hiçbir şeyi halledemezsin. Kızım, yavrum, onlar ne yaptılarsa seni sevdikleri için yaptılar. Yanlışlarını anlayamazlar. Gitmelisin yavrum, gitmelisin. Tam 27 yıl önce bugün evlendik. O günden bu yana mutlu bir hayatım oldu. Bu mutluluğu sevgili karıma ve mutluluğumuzun çiçeği biricik kızıma borçluyum. Bana bu mutlu yılları verdikleri için onlara minnettarım. Bu mutlu günün şerefine. Neredesin Leyla'cığım? Deminden beri seni arıyorum. Leyla'cığım kusura bakma ama az önce seni eleştiriyorduk aramızda. Ne gibi? Diyorduk ki Avrupa'ya müzik tahsiline git. Arkadan bol harçlık göndersin baba. Sen bırak bütün bunları, kalk gel Türkiye'ye. Olacak şey mi bu? Hem de bu mevsimde. Duyduğuma göre bir aşk meselesiymiş bu. Kendini üzmene, perişan etmene değer mi bu erkek? Erkek meselesi değil sadece. Ya ne meselesi? Hayat. Ne demek hayat? Hayat görüşü belki. Leyla Hanım Avrupa'da öğrendiği müzikten için bir şeyler çalar mı acaba? Gayet tabii. Avrupa'da o kadar müzik tahsili yaptırdı bana. Babasının böyle bir gününde çalmayacak da ne zaman çalacak öğrendiklerini? İçin Avrupa'ya gitmeniz gerekmezdi. Ben Itıklilere, Dede Efendilere, Şakir Ağları, yabancısı olduğum Beethoven'lere, Mozart'lara, Bach'lara tercih ederim. Artık onların çağı çoktan geçti. Eskimiş bir müziği yeniden diriltmek size yakışmazdı. Geçmişine sahip çıkmayan ileri gidemez. Kendi müziğimizi çalmak gurur veriyor bana. Avrupa'daki uzun tahsil yıllarımda benim toplumuma yabancılaşmam bağışlanabilir belki. Çünkü kimse bana memleketimi, insanlarımı sevmeyi öğretmedi. Kimse güzeli doğruyu anlatmadı. Ama siz kendi yurdunuzda bile kendinizden kopmuşsunuz. Öz değerlerinizi kaybetmişsiniz. Toplumunuza, benliğinize, memleketinize, kültürünüze yabancılaşmışsınız. Kendinize boş, değersiz bir dünya yaratmış, ona inanmışsınız. Sizlere bu yabancı dünyanızda mutluluklar dilerim. Ay, ay, ay. Ne oldu Allah aşkına? İyi mi anne? Avrupa'dan geldi böyle oldu.
Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak. Güzel günleri kaçırmayacağız. Sevgimi yüreğimle götürüp saklayacağım. Bu böyle devam edemez kızım. Gözyaşı dökmenin sonu yok. Başka ne yapabilirim ki? Kendini harap ediyorsun kızım. Bir çare bulmalısın. Çaresi yok. Var. Aramak. Git, ara onu. Gururuna yenilip burada gözyaşı dökeceğine ara, bul onu. Doktor Mehmet Bey'i mi arıyorsunuz? Çok iyi doktordur hani kızım. Aynı zamanda çok iyi kalpli bir adamdır. Fukara babasıdır. Bu yüzden hepimiz çok severiz onu. İşte evi de burası. Gitti. Ama neredeyse gelir. İsterseniz buyurun, içeride bekleyin. Rahatsız etmeyin. Ne demek? Rica ederim. Buyurun. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk yavrum. Adın ne senin? Yordu galiba. Hayır, niye yorsun? Sallayınca hemen susuverdi. Allah bağışlasın, çok şirin çocuklarınız var. Sağ olun, sizin? Benim yok. İnşallah yakında sizin de olur. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi rica edeyim.
Acele etmeseydiniz kocam neredeyse gelirdi. Teşekkür ederim, gitmeliyim. Ne diyeyim kocama, kim aradı diye? Hiçbir şey söylemeyin lütfen. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hoş bulduk. Ben de iyi gördüm seni. Hı. Üşüyor musun? İstersen içeride bekleyelim. Hayır, üşümüyorum. Üşümem artık. Sana teşekkür borçluyum. Beni hem kendime hem memleketime kazandıran sensin. Bana gerçeği göster. Bana anlattıklarında ne kadar samimi olduğunu şimdi bir daha anlıyorum. Düşüncelerinle hareketlerin birbirine uyduğu, bilgini, mesleğini memleketimizin en muhtaç bir bölgesinde uyguladığın için seni takdir ediyorum. Allah'a ısmarladık. Çocukların çok şirin. Hanımını da sevdim. Onlarla birlikte mutlu olmanı dilerim. Kardeşiniz? Leyla bu. Leyla. Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke.
bizim ülkemiz değil mi? İnsan başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez. Bizi yetiştiren bir toplumumuza karşı görevlerimiz var. Bizi okuttular, büyüttüler. Şimdi kendi ülkemize, kendi insanlarımıza faydalı olmalıyız. Modern, sosyal düşünce bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor. Hala başka toplum diye bir şey vardır. Hiçbir yabancı gelip bize hizmet etmiyor. Almanya'da ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapacağım büyük anne. Öğretmenlik burada da yapabilirsin kızım. Evet. Ama onlar büyük bir tehlike içindeler. Kendi yurtlarına, yurttaşlarına, özbenliklerine yabancı yetişme tehlikesi içindeler. İki toplum arasında kalarak benim çektiğim acıları çekmelerini istemiyorum. Gücüm yettiği kadar onlara faydalı olmak istiyorum. Yavrum. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Önce hep beraber andımızı içelim. Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Yasam. Yasam. Küçüklerimi sevmek. Küçüklerimi sevmek. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Oturun çocuklar. Bugünkü ilk dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz Türkiye. Memleketimiz. Oh.